Etiler'deyiz. Verdiği kilolarla gündemde olan Deniz Seki, bir bankadan çıkarken görüntüledik. 51 yaşındaki Deniz Seki'nin nasıl 36 bedene düştüğü hep merak konusu oldu. Deniz Hanım, Deniz Hanım. Nereye? Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz konuşalım, neler yapıyorsunuz? Yok, ayaküstü konuşmayalım, ne olur. Bir yere oturalım isterseniz. Yok artık! Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Geçmiş olsun. Ülke gibiyim, ülke gibiyiz, aynen. Korona yakalandınız galiba. Evet, çok ağır geçti ama geçti, atlattım, bomba gibiyim. Çok teşekkür ederim. Biraz stüdyoda... Hayır. Stüdyo dediğiniz var mı? Stüdyoda, evet, geliyor, yeni şeyler geliyor, müzikle uğraşıyorum yani. Sabah akşam şarkı yazıyorum, öyle söyleyeyim. Biraz önce Özge'nin doğallığından bahsettik. Evet. Deniz Seki'de bir alışveriş merkezinde böyle eşofmanlarla siyahlar içinde röportajda vermek istemiyor. Onun tarzını nasıl buldun? Bak, eşofmanlar ya giymiş, şey, lastik ayakkabısı, spor ayakkabısı. Yani Deniz Seki kadın gibi bir kadındır. Neden? Hı hı. Yani sahnede olsun, yani gece hayatında, hı hı, sahnede derken vücudunu dile getirmeyi çok iyi bilen, hı hı, kadınlardan. Ama tabii bunu böyle giyiniyor diye, bu kırmızı elbisesinin tarzında burada görüyoruz ya, bu kadın da her dakika sokaklarda böyle bir şungur 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 dolaşacak hali yok. Zaten şapkayı, gözlükleri falan takıyor. Mesela ay şimdi bu şeyler çıktı ya, programlar kendisini yarıya bölerek veriyor mesela. Ha, filtreler. Filtreler. Ha, evet. Ne gereği var, evet, ki? Mesela bak burada maşallah şey... Cildi falan çok iyi duruyor. Nevşehir patatesi gibi böyle, oh müsler gibi, ay, yüzü falan böyle. Tombik tombik bir kadıncağız. Ondan sonra göstersin, ben kilolu kadınları severim. Kıyafette güzel duruyor. Yo, Deniz'e de yakışıyor çok ayrıca güzel. Ama senin ben... demek istediğin aslında filtrelerle de bu kadar da kendinizi, hayır, oynamayın ondan diyorsun sonra, sen. Dalga geçirme, evet, konusu oluyor. Ben gördüm ben mesela. Ben cildini çok iyi buldum. Parlak, pembe beyaz yani. Ya zaten evet, oynamaya Deniz, gerek yok. Vücutsal olarak da zaten bunu gidip de kadını hamamda görmenize gerek yok. Aha. Yani teninden dolayı vücudunun da böyle hani şey olduğunu, böyle piripak, temiz, evet, pırıl, evet, pırıl, evet, pembe hani beyaz, ışıltılı bir kadın olduğunu, evet, buradan görüyoruz. Görüyoruz. Yani normal hayatta da giyindiği gibi giymiş. Burada da sanki şey gibi, alışveriş merkezinin güvenliği gibi görünüyor. Ha, şöyle yarım çekici değil mi? Bak şöyle kolu falan şu. Hani tanımasak, kızım bakar mısın şey nerede şu şey, mağaza nerede diye. Onu soracağız. Muammer hamama gidilirmiş değil mi? Gelinler beğenilirken. Pembe beyaz mı? Güzel. Tabii tabii. Ondan sonra kaynanıyor. Özel özel gösterilmiş bölüm bölüm. O hani alsın. Peki Deniz Seki'nin öncesinde de Hadise'nin haberi vardı. Hadise'nin tarzını nasıl buluyorsun? Ya Hadise'yi ben yani sevmiyorum yani. Hadise'yi ben ses olarak da sevmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bunlar biliyorsun Mehmet'le evlendiler. Ben o sıra bir gaf yaptım. Şöyle bir gaf. Dedim ki adam aşık abi. Demek ki Hadise de aşık ki burasına kadar kapalı giyiniyor dedim. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Evet. Heh, bunu söyledim ve kızcağız o ortama göre giyindi. Şimdi ben Hadise'nin yanındayım yani. Hadise gereken her şeyi o aile için yaptı bu çocuk. Hı hı. Sahnelerde bile buralarına giyindi bilmem ne falan filan. Yakışanı yaptı. Şimdi Hadise özüne döndü ama şöyle bir şey var. Şu yenilenme var. Hadise Mehmet'ten önce berbattı. Mehmet'le evlendi, bir mütevazi bir hale girdi. Mehmet'ten boşandı, yeni bir Hadise kafasından geldi. Hmm. Çünkü şu an Hadise'nin tarzını beğeniyor oldum artık. Hmm. Demek ki Hadise'ye böyle bir durum lazım. Hani hep böyle derler ya, bir musibet gelir bir şey olur, tank evet, sana. Hmm. Ona da ders oldu herhalde. Hadise bu aralar bana güzel görünüyor, giyimleri falan. Mesela üzerindeki cini, üzerinde kullanmış olduğu daha şey. Daha genç giyiniyor daha sanki. Daha genç giyiniyor, daha böyle kendine yakışanını artık bulabiliyor. Mehmet, bu açıdan sana teşekkür ediyorum dostum. geri kalanı iyi ki hür kaldı. Bu yani Hadise evlenmesi gereken bir kadın değil. Hmm. Evlenmemeli. Evlenmemeli abi. Yani bu tip sanatçılar kendi başına kalmalı. Odasında kaderine ağlamalı. Allah kahretsin. Ay, hayatını, kocasızım işte bilmem neyim. Ama hayatının odadan, sonuna kadar da öyle mi geçecek? Geçmek zorunda. Star olmak istiyorsa. Geçmek zorunda. Evet hayatım, yani şimdi bu kız hadi 2024'te yine aşık oldu. Biri geldi. Hadi bunu tesettüre soktu. 3 ay bu kız kaldı, yine bozuldu. Ne oluyor ayol? Bunlar için hayatını sürekli değiştirirse bu kızın ne kariyeri kalacak?
Hep dalga konusu oluyor, hep konuşulma konusu oluyor ama saçma sapan, iyi yönlerde olsun. Onun için bırak kızım seni evlenmeyi falan, bak hayatına böyle şıkır şıkır çık sahnelerine, ondan bundan kafa bul et falan. Bu hayat bu. Yani başka türlü olmaz. Bugün Mehmet'i bulur, yarın Ahmet'i bulur. Hayat böyle, öyle yaşasın yani. Hayat da öyle mi geçer Muammer ya? Hayatım, bugün bak Ahmet, şimdi yarın senin Mehmet için, Gülşen için, hani toplumdaki bireyler için konuşmuyorum ben, bu lafım onlardan uzak. Ama yani hadise ve hadise gibi, yani sanatçı. Ama onlar da bir şekilde göz önünde ve onları insanlar örnek alıyorlar, biraz önce de konuştuğumuz gibi. Abi şimdi kalkıp da bu kızcağız kötü kadın rolü oynamıyor ki toplumun içinde. Sen yani, evlilik insanı değil, evlenmesin diyorsun. Hat, hadise değişiyor, hayranları bölünüyor, o tarafa gidiyor, kızı takipten çıkıyor. Yani ya süreç onu, tuhaflaşıyor. Ya da onu olduğu gibi kabul edecek biriyle belki. Eş, bir hayat arkadaşı. Yani olduğu gibi kabul ettiği zaman da değiştirmeden. Evet evet, yani ne düşünüyor acaba onu alan erkek? Ulan işte böyle aldık bana, işte ulan bilmem ne erkek derler arkamda. Ay bizim erkeklerimizi bilmiyor musun? Hepsi böyle. Yemedikleri halt yok. Ondan sonra kızcağız şurasına kadar mı? Ha bak boynuzlandın, arkadaşların böyle. Hayır, önce falan. O sahnedeki kıza aşık oluyor. Evet. Evlendikten sonra da bir havalar, pantolon çalışıyor. Giymeyeceksin. Uzun etek giyeceksin. Burana kadar kapanacak. Tarzını değiştirdikten sonra da çok sıkıcısın diyor. Artık seni beğenmiyorum. Buyurun. Hiçbir ondan sonra da gidiyor kızı aldatıyor. Evet. Hep var böyle örnekleri. Oluyor. Bir yatlarda görünüyorlar yine birinden. Karının burnunun ucu görünüyor. Aa işte bu o değil mi falan. Çünkü sen böyle kendi kendine oturduğun yerden söylenmeye başladın. Evet abi. Neye söyleniyorsun? Bir söyle bakalım. Abi yani şimdi üzerindeki hırka nedir ya? Yani bir angora da olsa. Pazarda bile satılıyor bu. Yani bırak sosyeteyi. Salı pazarı var, perşembe, halk pazarları var. Evet var. Her yerde bu hırkadan dolu var. 94 bin lira. 94 bin TL. 94 bin lira. Ayıptır be kardeşim. Bir de hediye mi geldi diyor. Hediye geldi diyor ama orada öyle. Ya hediye edene de buradan konuşuyorum. Eşi ya da kendi ediyor. Aldıysa. Kardeşim 500 liraya, 400 liraya pazarda var. Hadi mağazadan al 2000 liraya. Geri kalan 92 bin lirayı garibanlara dağıt ya. Bir insanlara ekmek al, yemek al. Bunlar böyleler ha, biliyor musun? Kendine 100 bin hediye de aldırır ya da kendine 100 bin harcar. Şurada yandaki garibana 50 lira bırak 10 lira vermeye üksünürler. Böyle tuhaf insanlar. Ben böyle insanlardan kıl kapıyorum ya. Benim yapıyor yardımlarında yapıyordur belki. Hayır hayır yapmıyorlar. Hemen ay siz de Charlie'nin meleklisiniz. Her şey meleklerin cevap vermiyor. Hayır kızlar, hayır melekler, böyle bir şey yok. Arzu Turan'ın yaptığını biliyoruz yani. Evet. Zaman zaman paylaşımları da var. Abi şimdi. Mesele yardım edip etmemesi değil de bu hırkaya 94 bin verilir mi? Arda İtalya'dan alışveriş yapıyor. Üzerine olmuyor aldıkları. Gidiyor Bayrampaşa'da kıyafetlerin hepsini, sıfır kıyafetler, hepsini dağıtıyor. Arda'nın öyle bir Bayrampaşa'da niye? Bir dakika Bayrampaşa'da. Orada doğup büyüdü. Orada doğdu. Orayı hep kalkındırıyor. Ailesi orada yaşıyor. Kurdu hala. Spor kulübünde falan. Hayır onu bir kenara bırakalım. Hani isteyen daha fazlasını da alıp giyebilir. Bırakamam ama abi, benim duygum bu. Muammer. Benim mesele bu. Sen bu hırka. Hayır asla değil ya. Bu hırka 94 bin yapar. Hayır abicim, yani mağazadan ismini vermeyeceğim. Yani şu an Nişantaşı mağazada şu hırkayı alacağın en büyük para 1,5 milyar. 1500 TL. Evet özür dilerim. Yok hiç önemli. Hayır, ha. Biz de 1500 lira şu hırka. Hadi 2000 daha bir taş patlasın ya. Üzerine 92 bin liralık bir marka mı koyuyorlar bunu? Nedir ya? Taşlı, Hakan da oradan şey. 4000 euro. O ne ya? Ne? 4000 eurodur. Diyor. Hakan. Konuşma tarzı. Bir de ona takıldın. Konuşma tarzı, bir de dalga mı geçiyor? Ne yapıyor ya da hani hani bilir kişi olarak mı konuşuyordu ne hani, ay bunun dert mi ağrıyor? Bu ne ya?